Anal fistüller makat bölgesinde kalın bağırsaktan cilde yan yol yapması neticesinde oluşan kanallardır. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Özgür Kaya, WorldTürk Haber ekibine konuştu. Anal fistüllerle ilgili bilgiler verdi. Anal fistüller nedir sorusunu yanıtlayan Kaya, nedenlerini ve belirtilerini de anlattı. Öncesinde apse oluşuyor makat bölgesinde. Bu neden oluşuyor? Enfeksiyonlar oluşuyor orada salgı bezlerinde. Daha sonra bu enfeksiyonlar cilt altında ilerleyerek çevreye doğru yayılıyor. Daha sonra makat çevresinde şişkinlik, ağrı, ısı artış şeklinde kendini gösteriyor. Daha sonra da buraya ya bir cerrahi müdahale yapılması gerekiyor ya da kendi fistülize oluyor cilde. Kalın bağırsakla makatın normal anüs yolu haricinde yandan ayrı bir yol oluşması durumudur fistül olayı. Peki anal fistüllerde tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Operatör Doktor Özgür Kaya bu yöntemlerden de söz etti, uyarı ve önerilerini de paylaştı. Şimdi burada biraz genetik yatkınlık var. Salgı bezlerinin yapısıyla alakalı, kişinin genetik yapısı etkili bu konuda. Tedbirli insanlarda daha çabuk atlatılıyor bu hastalıklar. Apse oluştuğu zaman hemen müdahale edilmesi lazım. Makat bölgesinde herhangi bir ağrı, işte ısı artışı, bir dolgunluk gibi bir şikayet olduğu zaman hemen bir genel cerrahi hekimine başvurması gerekiyor hastalarımızın. Erken müdahale edilirse antibiyotikle fistülize olmadan, o fistül kanalı oluşmadan tedavi edilebiliyor bu apseler. Ama edilmezse cilde ağızlaşması gerekiyor. Cilde ağızlaşıp apse dışarı boşaldıktan sonra medikal tedavi alıyor hastalar. Bu medikal tedavi sonrası çok düşük bir oranda kendiliğinden kapanabiliyor fistüller. Ama %90'ın üstünde kapanmıyor bu kanallar. Ondan sonra da fistül cerrahisi gerekiyor. Fizik muayene çok önemli. Genelde zaten fizik muayeneden biz apsenin, fistülün tanımını yapıyoruz. Bazı vakalarda, komplike vakalarda özellikle pelvik MR yani karın alt kısmının, kalça bölgesinin MR'ı çekiliyor. Bu MR'la da fistül traktı yani fistülün kalın bağırsağın neresinden başlayıp cildin neresine ağızlaştığı, hangi yolları seyrettiğini görebiliyoruz. Bu da bizim cerrahi tekniğimizi belirliyor. Apse varsa apsenin boşaltılması ve o iltihabın kurutulması gerekiyor ilaç tedavisiyle. İltihap kurutulduktan sonra bu dönemde gevşek seton dediğimiz o kanalı kapsayan çok sıkılmayan bir ip, özel bir ip bağlanıyor o bölgeye apsenin direne olması için. Daha sonrasında iltihap kuruduktan sonra da sıkı seton dediğimiz bir cerrahi operasyon yapılıyor. Tabi bu fistülün çeşidine göre değişiyor. Yüzeyel fistüllerde seton yapmadan tedavi edilebiliyor. Fistülektomi dediğimiz o fistül traktının çıkartılmasıdır tedavi. Makat bölgesindeki kasları içeriyorsa eğer bu fistül alanı, o zaman seton denilen operasyonları uyguluyoruz. Çok uzun olan fistül traktlarında da lazer tedavisi uyguluyoruz. Tabii lazer tedavisi uygulamak için fistüllerin seçilmesi gerekiyor. Uzun ve ince kanalı olan fistüllere uygulanabiliyor. Bütün hastalıklarda olduğu gibi erken dönemde, şikayetiniz olduğu dönemde mutlaka hekiminize başvurmanız gerekiyor. Bir hastalıkta tedaviye ne kadar erken başlanırsa tedavi süreci de o kadar kısa olur, o kadar verimli olur.